Şimdi Savaş Çorlu'yla birlikte Süper Lig'de 30. hafta heyecanını ve Gaziantep Futbol Kulübü Galatasaray karşılaşmasını konuşacağız. Savaş Çorlu, iyi pazarlar, hoş geldiniz. İyi pazarlar, iyi yayınlar sevgili Ceyda. Çok teşekkür ediyoruz. Galatasaray bugün saat 16'da Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Barcelona maçları, Beşiktaş mücadelesi ligde zorlu bir fikstürde. Bu kez rakip Gaziantep Futbol Kulübü. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz? Genel hatlarıyla sonrasında detaylandıracağız tabii. Şimdi bir defa çok net bir zorlu bir karşılaşma bekliyorum. Neden zorlu karşılaşma? İşte Mustafa Muhammed yok. Ömer Cezalı kalede büyük ihtimalle Muslera olacak. 6 maçtır kazanamayan bir Gaziantep Futbol Kulübü var. 9 gol atmış, 6 gol yemiş. Aşağı yukarı bu 6 maçın her birinde farklı sistemle, farklı kadroyla oynamış. Bir bakıyorsunuz ki 4-5-1 oynuyor. Bir bakıyorsunuz ki 4-4-2 oynuyor. Bir bakıyorsunuz ki 3-5-2 oynuyor. Galatasaray nasıl oynayacak ben çok merak ediyorum. Yani büyük ihtimalle üçlü savunma olup oynayıp Galatasaray'ın orta sahası çok tartışılıyor. Yorgun bir orta sahası var. Bugün büyük ihtimalle yine rotasyon göreceğiz. Çünkü Domenech Torrent geldiğinden beri ilk 11 tercihlerinde henüz bir kere zannediyorum arka arkaya aynı benzer 11'i çıkardı. Onun dışında hep farklı 11'ler çıkarıyor. Bugünkü karşılaşmada da daha çok Galatasaray'ın ne yapacağı Gaziantep'in çıkaracağı kadroya bağlı. Büyük ihtimalle zannediyorum ki üçlü savunma oynayacak gibi geliyor. Ama bu dörtlü de olsa benim için sürpriz olmaz. Erol Hoca galibiyet almak istiyor, kazanmak istiyor. Galatasaray Barcelona maçını unutturmak istiyor. Ama bir taraftan da yorgun bir Galatasaray var. Yani muhtemel 11'lere baktığımız zaman Galatasaray'ın Muslera'nın 97 gün sonra ben bugün 11'de bekliyorum. Aşağı yukarı 3 ay geçen bir süre vardı. Sivasspor maçında sakatlanmıştı. Kaleyi Penya devraldı. Antrenmanlara da aşağı yukarı 15-20 gündür de takımla beraber antrenmanlara çıkarıyor. Dolayısıyla bir Muslera sürprizi bekliyorum bugün. Orta sahada biraz da mecbur değişik yapacak. Takım çok fazla yoruldu sevgili Ceyda. Yani Taylan üst üste oynadığı maçlar özellikle Barcelona maçında çok fazla efor sarf etti. Burada bir Pulgar Taylan değişikliği belirgin. Berkan'ın performansından memnun Domenech Torrent olacaktır. Çikirdağ'ı tekrar önlerinde bekliyorum. Babel'in olduğu yerde Emre Kılıç'ı bekliyorum. Kerem değişmeyen oyuncu. Bu sezon rekora koşuyor. Türkiye Süper Ligi'nde bir sezonda en fazla forma giyen, süre alan bir oyuncu olarak adeta rekora koşuyor. 40'lar üstünü çok daha fazla geçecek gibi gözüküyor. Gomez'in mecburiyetten 11'de bekliyorum. Çünkü Mustafa Muhammed cezalı. Belki oyunun gidişatına göre daha sonra aynı Barcelona maçında olduğu gibi Halil'i oyuna sürebilir. Yani bugün açıkçası maçın sonucunu Domenech Torrent belirleyecek. 11 konusunda, oyuncu tercihleri konusunda, oyuncu tercihleri 11 olarak bir şey demiyorum. Elindeki mevcut kadroya göre en iyisini çıkarıyor. Ama oyuncu tercihleri de zaman zaman değişiklikler de eleştiriyor. Çok fazla geç kalıyor. Hani oyuncu tercihlerinde tamam. Ama değişiklikler genelde 60'ları bekleyen bir Domenech Torrent'ten bahsediyoruz. Barcelona maçında da aynı. Yani Mustafa Muhammed Gomis değişikliği bas bas bağırdı. Ama bu değişiklik 64'e kadar geldi. Hatta 60. dakikada taraftarın isteğiyle birlikte geldi sevgili Ceyda. Dolayısıyla bugün de ben Domenech Torrent'in sahaya çıkaracağı 11'i, maç içindeki yapacağı değişiklikleri çok merak ediyorum. Ama Erol Bulut da uzun bir aradan sonra Galatasaray karşısında kazanıp adından söz etmek isteyecektir. Yediği goller, attığı goller bakıldığı zaman Antep'e ben bol gollü bir karşılaşma bekliyorum bu akşam Galatasaray ve Gaziantep adına. Kim kazanır dersek Galatasaray'ın yorgunluğu beni açıkçası düşündürüyor. Şimdi bizim muhtemel 11'imiz sahaya çıkmasını beklediğimiz 11'de Galatasaray dörtlü savunmayla Omar sağda, solda Van Aanholt, orta alanda Marcao Nelson ikilisi stoperde. Orta alanda Taylan, sağda Emre, solda Kerem, Çıkıldağ, Berkan ikilisi ve ileride Gomis 11 ile bekliyoruz ama burada tabii kritik olan aynı zamanda şu. Feghouli bir şans bulur mu? Rahatsızlığı sebebiyle Barcelona maçında oynamamıştı. Ama dün kulübün paylaşımında futbol takımının Gaziantep Futbol Kulübü duyurusunda Feghouli oradaki fotoğraf karesinde oldukça geniş bir alan kaplamış. Acaba Feghouli bugün 11'de olur mu diye de sormak istiyorum Savaş Çorlu. Şimdi çok ilginçtir. Barcelona maçından bir gün sonra sabah antrenmanında, taktik antrenmanında yer alıyor Feghouli. Maç günü ağrıları olduğu için oynamamıştı. Bir gün sonra antrenmanda, sonra maç kadrosunda. Olursa bu da sürpriz olmaz. Ama az önce de ifade ettim. Domenech Torrent'in ilk 11 tercihleri de, oyuncu tercihleri de sürekli beni şaşırtıyor. Burada mesela ben dünkü antrenmana baktığımız zaman Muslera'yı 11'de bekliyorum. Günün sürprizlerinden bir tanesi bu olabilir. Orta sahada baktığımız zaman yani burada Taylan, Berkan, Çıkıldağ'da mutlaka bir değişiklik bekliyorum. Bu orta saha çok yoruldu. Bu da herhalde Taylan Pulgar olabilir. Morutsan'dan bu son maçta da çok fazla yararlanmadı.
11 konusunda bizim verdiğimiz muhtemel 11'e göre 2 ya da 3 tane değişiklik bekliyorum. Çok net bir tanesi kalede Muslera. 3 ay aşkın sonra bunu 11'de bekliyorum. Çünkü taktik idmanlarında has takımda oynattığını duydum. Orta sahada da çok net Taylan, Çikildağ ve Berkant değişiminden bir değişiklik bekliyorum. Emre Babel değişikliği normal. Değişmeyen tek şey ne var dersek sezon başından beri Kerem bir maçta sadece oynamadı. Onun dışında tüm maçlarda oynadı. Bugün de kadroya baktığımız zaman Kerem'i ben 11'de banko yine bekliyorum. Çünkü yorulmak bilmeyen bir enerjisi var. Çok istekli bir Kerem'den bahsediyoruz. Sürekli üzerine koyan, üst üste gelen maçlardan yorulan bir Kerem'den bahsediyoruz. Burada hamle oyuncusu olarak kimler olur ona bakacağız. Yani Halil, Modusan, Babel, Taylan, Fegüli. Fegüli 11'de de olabilir mi? Olursa benim için sürpriz olmaz. Çünkü maçtan bir gün sonra taktik idmanında yer alıyor. Barcelona maçında hiç kadroda yer almıyor. İlginç şeyler oluyor Domenech Torrent tarafından. Yani bu 11 konusunda, oyuncu değişiklikleri konusunda. Ama tekrar söylüyorum, bol gollü bir karşılaşma bekliyorum. Çünkü Erol Bulut da Galatasaray üzerinde çok iyi bir analiz yaptığını duyuyorum. Burada iki tane arka arka oynanan, hatta üç tane Barcelona Beşiktaş maçları. Üç tane çok zorlu bir neden, önemli maç. Çok efor sarf etmiş bir Galatasaray var. Erol Bulut da hamlelerini buna göre hazırlayıp hızlı oyuncularla maça başlayacağını düşünüyorum. Mesela Recep Niyaz'ı genelde yedekte görüyoruz. Belki bu maçta 11'de başlayacak. Muhammed Keza aynı, Kitsua var, Sagal var. Hızlı oyuncular var. Diğer taraftan baktığımız zaman da savunmasında üçlü bir savunmayla çıkarsa burada Domenech Torrent'in ne yapacağı da önemli. Yani maç içinde iki teknik adamı yapacağı hamleler bence karşılaşmayı bize biraz başlangıcında ve ilerleyen saatlerinde gösterecektir. Galatasaray'da aynı zamanda Domenech Torrent dönemiyle birlikte fiziki açıdan daha güçlü bir Galatasaray görüyoruz Savaş Çoğulu. Özellikle üst üste oynanan maçlarda alınan sonuçlar, sergilenen performans. Bu maça nasıl yansıyacak Barcelona'nın ardından, Barcelona mücadelesinin ardından merak ediyoruz ama şu da bir gerçek ki şimdi milli araya giriyoruz. 2 haftalık bir süreç. Sonrasında lig yeniden başlayacak. Futbolcular aynı zamanda Barcelona maçıyla birlikte özellikle Nelson, Marcao, Kerem çok fazla kulüp tarafından takip edildi. Bu konuyla ilgili gelişmeler var mı? Hatta Kerem'in taraftar arasında da son kez bir Avrupa maçına Galatasaray formasıyla çıktığı konuşuluyor. Neler söylersiniz? Kerem'i tutmak gerçekten çok zor. Az önce ifade ettim, maç sayısı olarak Türkiye'de rekora koşuyor. Yani bu sayıyı yakalamak, bundan sonraki maç sayılarına baktığımız zaman, ligdeki takım sayısına baktığımız zaman 3 kulvarda mücadele eden bir Galatasaray'ın olduğu yerde bundan sonra bu sayıyı yakalamak gerçekten çok zor. Adından daha da söz ettirecek. Milli ara transfer döneminin en hareketli dönemlerden bir tanesi olur. Resmi olarak transfer olmasa da milli aralarda transfer haberlerini çok duyarız. Kerem sezon sonu Galatasaray'da durması gerçekten çok zor ama ne kadar bir meblağa, bonservis bedeline transfer edecek onu ben de çok merak ediyorum. Çünkü teklifler geldikçe fiyatı artıyor. Barcelona maçının hem Nou Camp'ta hem buradaki Aslantepe'deki maçta çok ciddi bir performans gösterdi. Kendisi üzerinde izleyenlere de beğeni kazandı. Ama burada şunu belirtmek isterim. Galatasaray-Gaziantep maçını olası bir kaybetmesi halinde o milli arada çok sancılı bir sürece girecek. Çünkü bir divan kurulu var. Önümüzdeki hafta çarşamba günü hafta içinde. Sonra cumartesi günü de mali genel kurulu var. Bu mali genel kurulu milli takımdan sonra transferlerden sonra bu haftanın gündeminin çok net mali genel kurulu olacağını söyleyebilirim. Galatasaray'da sportif başarı dışında bir de saha dışında olan çok şey tartışılıyor. İşte Barcelona maçında bitildi. Barcelona Galatasaray'a veda etti. Fakat orada şu anda konuşulan şey işte PR şirketi kaç para aldı? PR şirketi niye Fenerbahçe'ye bir kişiye verildi? Bunlar konuşuluyor. Ve şu anda Galatasaray'da Burak Elmas ibra edelim mi, ibra etmeyelim mi? Çok ciddi bir çalışma var. Akşamları bakıyorum, sosyal medyada görüyorum, toplantılar başlıyor. Bu haftaki gündem Gaziantep maçından sonra olası bir kayıp yaşanırsa bu İbra'yı çok ciddi şekilde etkileyecek sevgili Ceyda. Bunu söyleyebilirim. Yani burada transferden çok bu haftanın gündemi milli arada İbra ya da İbrasızlık olacaktır. Mali genel kurul olacaktır. Bunu söyleyebilirim. Evet. Bir de tabii Marcao'nun performansını sormak istiyorum. Marcao UEFA Avrupa Ligi'nde sonun 6 turunun kadrosuna da seçildi. Hatta tanıdık bir isimle Melih Demiral'la birlikte stoper ikilisi olarak seçildiler Marcao. Marcao'nun performansına dair, o hırsına dair bir düşüş yaşamıştı ama Nelson'la birlikte yakaladıkları uyum Marcao'nun performansını da aynı doğrultuda yukarı taşıdı diye düşünüyorum. Siz nasıl değerlendirirsiniz? %100 katılıyorum. Bu sezon Marcao'da çok ciddi bir performans olarak ileriye gitme var. Kerem'le beraber transfer sürecinin en çok konuşulan isimlerden bir tanesi. UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı maçların zannediyorum 9 tanesinin 7 tanesinde
Avrupa Ligi karmasına seçildi. Yani haftanın karmasına seçildi. Barcelona maçının olduğu hafta da aynı şekilde. Bu çok zor bir şeydir yani. Bu kadar eğer üst üste oynanan maçlarda UEFA Avrupa Ligi'nde karmaya girebiliyorsanız transferde de çok konuşulacak bir isim olacaksınızdır. Sol stoper. Zaten dünya üzerinde bakıldığı zaman sol stoperler çok az bulunur. Bir de topu ileriye taşıyabilme özelliği varsa Marco Agüero gibi bir oyuncu da. Bu da Kerem'le beraber Galatasaray'ın planlamasında iki futbolcuya, yani konuşulanı söylüyorum, belki abartı olacak ama 40-50 milyon bir transfer bedeli planlanıyor yönetim tarafından. Yani şu anda Ağustos ayında futbolculara ödenecek olan para var. Kasa şu anda baktığın zaman boş ama önümüzdeki günler için iki tane futbolcunun transferiyle beraber ödenecek olan futbolculara ödenecek olan paranın bedelleri planlanıyor. Bu da şunu gösteriyor. Bu yönetim devam etmesi halinde Marco ve Kerem'le çok ciddi bir mali gelir bekliyor transfer açısından, bonservis açısından. Çok teşekkür ediyoruz sana şu anda değerlendirmeleriniz için, ağzınıza sağlık.